Evet gençler, fiilimsi konusuyla başlıyoruz bakalım. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri zarf fiildir? İsim fiil, zarf fiil, sıfat fiil şeklinde biz gruplandırmıştık fiilimsilerimizi. İsim fiiller cümlede ne oluyordu? İsim görevinde oluyordu. Maişmak ekleriyle yapılıyordu. Sıfat fiiller cümle içerisinde fiillerin ek alıp sıfatlaşmış halini gösteriyordu bize. O da anası mezar dikecekmiş şeklindeki kodladığımız eklerle yapılıyor. Zarf fiilde durum, zarfın görevini biliyoruz zaten. Fiilin durum, zaman, miktar yönünden niteler. Zarf fiil ekleri de fiiller alarak cümle içinde zarf görevi yaparlar. Ve Kenyalı Asiye ip araklarken maden dağında, dığında deyinde, ınca ince, dıkça dikçe, re, mez, a şeklindeki eklerle oluşturuluyordu diyoruz. Bakalım bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri zarf fiildir demiş. Umutlar bütün bütüne yitirilmiş değil. Yitirilmiş derken arkadaşlar burada zaten fiilimsi arayamam. Onun öykülerinde fakat küçük sönük ışıklar körüklenmedikçe, dıkça dikçe neydi? Zarf fiil ekimdi. Alevlenmeyecek kıvılcımlar. Nasıl kıvılcımlar? Alevlenmeyecek kıvılcımlar. İsme sordum nasıl sorusunu. Ve ecek acak ekini gördüm. Burada ne vardır? Sıfat fiil eki vardır diyebilirim. Olarak kalıyor. Nasıl kalıyor? Olarak. Bu sefer fiile sordum nasıl sorusunu. Ve arak erek ekini görüyorsa ben buna ne diyorum? Zarf fiil ekidir diyorum. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 yani D seçeneği oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Lokomotifleri tek başlarına hiç görmedim. Bu tarz sorularda böyle bir paragraf verilip sizlere fiilimsi soruluyorsa zaten ilk önce isimleri, isim köklü sözcükleri eleyin. Biz fiilimsileri nerede arıyorduk? Kökü fiil olan sözcüklerde arıyorduk. Mesela burada lokomotifleri tek başlarına hiç görmedim. Buradaki görmedim zaten çekimli fiil. Burada isim bunlar. O yüzden burada fiilimsi yok. Onlara Katar'ın başında azametli, heybetli bir tavırla kah koşarken görürdüm. Şurada bir tek fiil köke gelen ken ekini gördüm. Ne var burada? Ken eki zarf fiil eki örneğidir. O yüzden 2'yi de eliyorum çünkü bize sıfat fiili sordu. İstasyonlarda rayların üzerindeki lokomotifleri çocukken bir çeşit korkuyla seyrederdim. Burada da fiilimsi yok arkadaşlar. O zamanlar lokomotifleri canlı birer yaratık olarak kabul etmiştim. Olarak, arak, erek. Burada yine zarf fiil ekini görüyoruz. Kımıldar, koşar, bağırır, öfkelenir bir canavar. Nasıl canavar? Kımıldar canavar, koşar canavar, bağırır canavar, öfkelenir bir canavar. Burada nasıl sorusunu isme sordum. Ve şuradaki koşmaktan koşar, an, asımez, ar ekini gördük. Sıfat fiilde 5. cümlemizde vardır diyebiliriz. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır demiş. Umut hatırlama, şurada mame eki eğer cümleye olumsuzluk anlamı katmıyorsa aynen burada olduğu gibi ne görevinde kullanılır? İsim fiil görevinde kullanılır. Şurada isim fiili gördük. Mutluluk ise bir çeşit unutma sanatıdır. Buradaki ise yine isim fiildir ama sıfat fiili göremedim, eliyorum. Fazıl Üstün bir gün bana ben şiiri koklayarak bulurum demişti. Arak erek arkadaşlar zarf fiil örneği var. B'yi de eliyorum. Kabul etmek istemediğimiz fikirlere karşı ne kuvvetli mantığımız vardır. Bakın, etmek, mekmak, mastar eki aynı zamanda maışmaktan gelir. İsim fiil görevinde kullanılmış. İstemediğimiz fikirler. Nasıl fikirler? İstemediğimiz fikirler dık dik duk dük de nedir? Sıfat fiil görevinde kullanılmıştır diyorum. Yani hem isim fiil hem sıfat fiilin bulunduğu cümle nerede var? C seçeneğinde var. Gelelim 4. sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi fiilimsidir? Fiilimsi olabilmesi için bir kere fiil köklü sözcüklere bakacağız. İki kişi kapının yanı başında oturmuş. Yumurtalı pide yiyor. Buradaki oturmuş arkadaşlar, yiyor ve oturmuş iki adet yargım var. Sıralı bir cümle.
Biz yargı bildiren cümleyi aramayacağız. O yüzden buradaki mış 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 eki zaman bildiriyor ve çekimli fiildir. Bunu eliyorum. Oturdukları yerin tam karşısında istasyon tren öğleye doğru gelecek. Gelecek, ecek, acak ekini alan bir sözcük cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmış olması lazım. Buradaki zaman bildiriyor. Yarın gelecek, öbür gün gelecek. Yani gelecek zamanı bildiriyor. Bu da çekimli fiildir. Eliyorum. Ofise buğday getiren köylüler tartıcının başında bekliyorlar. Aynı şekilde burada da çekimli fiil var. Orta Anadolu motifleriyle işlenmiş renk renk çuvallarda buğday duruyor. Nasıl çuval? İşlenmiş çuval. Mışmış eki geldi. Anası mezar bitecekmiş de ki mışmış. Nasıl sorusunu isme sorduğumda cevap aldım. O zaman bu cümle hem sıfat görevinde kullanılmış hem de mışmış sıfat fiilini almış diyerek D seçeneğimizi işaretliyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil ise kullanılmamıştır? Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanılan kelimelere fiilimsi, eylemsi denir. Bembeyaz örtüsüyle kullanılmamıştır soruyor bize. Bakalım bembeyaz örtüsüyle kış aylarında bir başka güzel olur Doğu Anadolu. Bembeyazı eliyorum fiil değil. Örtüyü eliyorum fiil değil. Kışı eliyorum fiil değil. Ayı eliyorum fiil değil. Bir başka güzel olmaktan olur. Fakat Doğu Anadolu buradaki olur yüklemdir. Fiilimsiler genellikle cümlenin başında veya ortasında olur. Buradaki geniş zamanı ifade eder. Yani er geniş zaman almış. Çekimli fiildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız çıktı. A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Modanın bizi cezbetmesinin nedeni cezbetme, mema, isim fiil kullanılmış diyebiliriz. Unutma ki çoğa sahip olan değil. Normalde burası olan insandır. Olan insan. Şöyle insanı kullanmamış, sadece olan değil demiş. Yani burada adlaşmış sıfat fiil örneğini görüyoruz. İyi kötü savaşlarından kötüler başlarda yenseler de sonuçta kazanan hep iyilerdir. Kazanan sıfat fiil ekine. Başın dik dolaşmak ve onurlu yaşamak istiyorsan emeğinle kazanmaya çalışmalısın. Makmek de aynı şekilde isim fiil kullanılmıştır diyorum ve 6. sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır demiş. Bakalım. Bir bölük turna aktı gökten. İsim köklü. Aktı sadece çekimli fiil. Gökten bir bölük turna aktı. Yargı bildiriyor. Çekimli fiil ele. İyiliği iyiler anlar. Fenalığı herkes. İyilik, iyilik, anlar yine aynı şekilde yargı bildiriyor. Geniş zaman kullanılmış. Bunu da eliyorum. Çekimli fiildir. Fenalığı herkes isim zaten bunlar. Hareketli canlı kıpır kıpırdı o günler. O günler kıpır kıpırdı. Bunları da eliyorum. Çünkü hepsi isim soylu. Zaman geçince şuraya dikkat. İnce ince zaman anlamı katmış aynı zamanda. Nedir? Zarf fiilekidir. D seçeneği işaretleyip hemen 7. sorumuza geçelim. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsi değildir demiş. Karikatür insanları, varlıkların, olayların hatta duygu. Birinci fiilimsi olmayan cümlemi hemen işaretleyeceğim çünkü duygu isimdir. Düşüncelerin doğala ters düşen, olağanla çelişen, gülünç yanlarını yazıyla desteklenmiş abartılı çizimlerle bir gülmece anlatımına dönüştürme sanatıdır. Şimdi dönüştürme sanatıdır. Mema isim fiilini aldı. Beşi ele fiilimsi var. Desteklenmiş abartılı çizimler. Nasıl çizimler? Desteklenmiş çizimler. Mışmış ekini aldı cümle içerisinde aynı zamanda sıfat görevinde. Bu da sıfat fiil ekini aldı. Eliyoruz. Ters düşen olağanla çelişen gülünç yanları. Nasıl yanlar? Ters düşen olağanla çelişen. Sıfat fiil ekini aldı. Gülünç zaten gülmekten gülünç buradaki neçe ünç eki fiilimsi değildir arkadaşlar. Böyle bir fiilimsi ekim yok zaten. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Adlaşmış sıfat fiilde şöyle sıfat tanımlamasını oluşturan cümle. Şurada sıfat, şurada isim oluyor değil mi?
Mesela şöyle diyeyim, gelen insan. Nasıl insan? Gelen insan. Nasıl sorusunu insana sordum. Gelen sözcüğü burada sıfat görevinde. Şimdi adlaşmış sıfatta ben insanı kullanmayacağım. Yani isim olan sözcüğü kullanmayacağım. Sadece sıfat görevindeki sözcüğüm kalacak. Mesela gelen gideni aratır. Ama cümle anlamı olarak gelen insan giden insanı aratır. İsme gelen çekim ekleri de sıfata dahil olduğunda ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Adlaşmış sıfat diyeceğim. Bu artık cümle içerisinde sıfat görevinde değil, adlaşmış sıfat yani isimleşmiş sıfat görevinde kullanılır diyoruz. Bakalım nerede var? Bence düşünmek gelişmenin temel koşuludur. Zaten burada sıfat fiil ekim yok. Direkt eliyorum. Biliniz ki bu dünyada kim ne ederse kendine eder. Burada da aynı şekilde sıfat fiilim yok. Bir sanatçı için anlaşılmak, beğenilmek anlamına gelir. Burada da sıfat fiili yok. İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır. Dikilen, alınan ağaç. Burada ama isme nasıl sorusunu sorduğumda nasıl ağaç, dikilen ağaç, nasıl ağaç, alınan ağaç. İsmi görüyorum. İsme nasıl sorusunu soracağım bir isim var. O yüzden bunu da eliyorum. Geleceğini kurtaranlar. Kurtaranlar derken burada ne dahil olur? Kurtaran insanlar. Bakın insan kullanılmamış. Larler eki de kurtarana dahil edilmiş. Burası adlaşmış sıfat fiili örneğini gösterir bizlere. Cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak gençlik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır demiş. Size göre kibar olmak için eğitim şart mıdır? Burada sadece olmak, mekmak isim fiilini gördüm. İnsanların size nazik davranmalarını ister misiniz? Aynı şekilde yine mame isim fiilekini gördüm. Teşekkür etmek ya da özür dilemek size zor gelir mi? Teşekkür etmek isim fiil, özür dilemek yine isim fiil. Merhaba ya da günaydın deme alışkanlığınız var mıdır? Deme, mema, isim fiil, başka da zaten fiilimsim yok. Alışveriş merkezine girip çıkarken girip, ıp, ip, zarf fiileki, kenkan, zarf fiileki, yol vermek ister misiniz? Mekmak ise isim fiil eki olarak karşıma çıktı. Cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak gençlik. Gelelim 10. sorumuza. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur demiş. Mutluluğu arayıp bulmak gerçekten de zordur. Hemen şurada arayıp, ıp, ip, zarf fiilekini gördüm. Biri eliyorum. Yaşam bir anlamlar çizgisi, dizgesidir, karmaşık da olsa. İkinci sözcüğüm bir kalsın bakalım. Milletler edebiyatlarıyla kendilerini ifade ederler. Aynı şekilde burada 2 ve 3'te fiilimsi kullanılmamış. İnsanın insana en çok benzediği çağ, nasıl çağ benzediği çağ, dık dik dük dük sıfat fiilekini gördüm. Dördü de böyle eledik. Felsefe yapmak anlatmaktır, mekmak, mekmak. İsim fiil eklerimde 5. cümlemizde kullanılmış. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 yani C seçeneği olacak. Gelelim 11. sorumuza. Numaralanmış dizelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisini sırasıyla verilmiştir? Ben her işin başı sevgi diyorum. Dünya güzel yaşamak iyi diyorum. Makmek arkadaşlar ne kullanılmış? İsim fiil kullanılmış. Siz dersiniz bu anı ışıklarda tül eden, en an sıfat fiil ekini kullandı. Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden. Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan. Madenmeden de neyi kullandı? Zarf fiilekini kullandı. Ne olacak? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. O da hangi şıkkımızda var? E şıkkımızda var. Gelelim 12. sorumuza. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Ali ile Mehmet radyoculardan birinin karşısındaki bakkaldan ekmek, peynir ve helva alacaklardı. Şu cümlemiz bir dursun. Birinci cümlemiz. Radyocunun kapısından Ankara Radyosu'nun halk türkülerini işitince ınca ince arkadaşlar zarf fiileki kullanılmış. İkinci cümlede zarf fiileki var. Ali ile Mehmet'in bakkaldan çıkan adımları nasıl adım? Çıkan adım. An, en. İlk, üçüncü cümlede sıfat fiil ekim var. Dördüncü cümleye kapanan bir dükkan. An, en. Yine dördüncü cümlede sıfat fiil ekim var.
Oracığa ellerindeki çengellere dayanarak çöküverdiler. Arak erek de zarf fiile ki 5. cümlede mevcut diyoruz. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Burada Ali ile Mehmet radyoculardan birini, zaten Ali, Mehmet, radyocu biri karşısındaki bakkaldan ekmek, peynir, helva alacaklardı. Fiil soylu olan sözcük sadece alacaklardı. O da çekimlenmiş bir fiil olarak karşımıza çıkıyor diyorum. Birinci soru, bu dizelerde kutatku birliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek olabilir demiş. Üküş sözleme söz, birer sözle az, tümen söz tügünün bu bir sözde yaz. Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle, binlerce söz düğümünü bu bir sözde çöz. Cümleyi okuduğunda zaten karşısındaki insana bir nasihat eder, bir öğüt verir gibi bir cümle kullanılmış kutatku birlikte. Aşağıda zaten hemen gördüm. A seçeneğinde nasihatname özelliği taşır. Yani karşısındakine öğüt verir, nasihat verir. Burada da sözü az çok söyleme sırasında ve az söyle insana öğüt veriyor diyoruz, nasihat ediyor diyoruz. A seçeneğini işaretliyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dini bir öge kullanılmıştır? Yatık yarlı kagıl içür bir yigü, ümek etkü tutkıl ay bilge bügü. Yabancıyı esirge yedir içir ey bilge kişi konuğunu iyi ağırla. Burada da nasihatname var ama ben ne arayacağım? Dini bir öge arayacağım. Cennet, cehennem, Allah şeklinde dini ifadeler, terimsel ifadeler arayacağım. Udur erdin erse tur aç emri köz, eşitmedin erse eşitmende söz. Uyuduysan şimdi kalk gözünü aç, işitmediysen benden söz dinle. Uyarıyor arkadaşlar. B seçeneğinde de bir dini terim kullanılmamış. Ukuş kadrini hem ukuşluk bilir, bilik satsa bilge biliklik alır. Akıl kıymetini yine akıl sahipleri alır. Alim bilgi satsa bilgili insanlar onu alır. Burada da bir nasihat var. Ama dini terimlerle oluşturulmuş nasihat değil. Kökiş turna kökte közü yaş saçar, tizilmiş tizir tek uçar yel dürer. Mavi turna gökte yüksek sesler çıkarır, dizilmiş deve kervanı gibi uçar havalanır. Burada da yine dini terim kullanılmamış. Tugardun ese geldi öndün yeli, Acun etküge açtı uçmah yolu. Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi, dünyayı süslemek için cennet yolu açtı. İşte buradaki cennet nedir? Dini terimdir diyoruz. Cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türk Lehçeleri Divanı. Şuraya dikkat. Lehçe değil. Divanı anlamı taşıyan eser, dilimizin söz varlığı ve ses biçim anlam yapısı ile ilgili pek çok bilgi içerir. Anlatım özelliği, kültürel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Türkçenin en önemli kültür hazinesi kabul edilir. Bu eserin edebi değeri bize ulaştırdığı sözcükler, sözcükleri açıklarken örnek verdiği manzum parçalar ve atasözlerinden kaynaklanmaktadır. Lehçe, dil, Arapça, Türkçenin Arapçadan hiç geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan eserim neydi benim? Sözlük, ilk sözlüğümüz olarak ifade edilen Divani Lugati Türk'tü arkadaşlar diyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüklerin ortak bir özelliği olamaz? Söz sanatlarına yer verilmesi, hece ölçüsünün kullanılması, söyleyenlerinin belli olmaması, kahramanlık konusu işlemesi, A A B kafiye düzeniyle söylenmesi. Bakalım hemen A A A B, şurada I kullanılmış ama kartadı derken buradaki I sesini benzer olduğu için oradaki I'yı ses benzerliğinden A olarak alıyorum. Yani I olarak düşünüyorum arkadaşlar. Böyle şiirler, maniler karşınıza çıkabilir. Köz, yüz, tuz, kaçar. Yine burada da A, 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 B kafiye örgüsü kullanılmış. Yani ben E seçeneğini eliyorum. Söz sanatlarına yer verilmesi, hece ölçüsüyle yazılması. Bakalım. Könlüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu dize 7'li hece ölçüsüyle yazılmış. Bir aşağıya bakacağım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aynı şekilde 7'li hece ölçüsüyle yazılmış diyorum. Yani B seçeneğini de bu şekilde ediyoruz. Könlüm için örtedi, yitmiş yaşık kartadı, kiçmiş özük irtedi, küntün küçük irtelür. Alper Tunga ölümü gönlümü içten yaktı, beni 70 yaş kocattı, gönlüm geçmiş günlerin özlemiyle gece gündüz aranıyor. Alper Tunga destanından alınan bir kesit arkadaşlar. Bu söyleyeni belli değildi. O baygın gözler beni esir ediyor. Üzerine karabenler bulunan pembe yüz beni tutsak ediyor. Bütün güzellikler ondan damlıyor. Sanki beni tutsak edip tekrar kaçıyor. Yine aynı şekilde bunun da söyleyenin belli olmaması ortak özelliktir diyebiliriz. C'yi de eliyorum. Söz sanatlarına yer verilmesi, kahramanlık konusu işlenmesi. Şimdi Alper Tunga ölümü gönlümü içten yaktı. Beni 70 yaş kocattı. Gönlüm geçmiş günlerin özlemiyle gece gündüz aranıyor. Gönlünün aranması arkadaşlar, burada bir kişileştirme var. O baygın gözler beni esir ediyor. Baygın gözlerin esir etmesi yine kişileştirme mevcut burada da. Yani iki mısrada da, iki şiirde de ne var? Söz sanatlarına yer verilmesi. Peki kahramanlık konusu nasıl işlemiyor? Alper Tunga destanı, Alper Tunga'nın savaşlarının anlatıldığı, hayatının anlatıldığı bir destandır. Aşağıya geliyorum. O baygın gözler beni esir ediyor. Üzerinde karabenler bulunan pembe yüz beni tutsak ediyor. Bütün güzellikler ondan damlıyor. Sanki beni tutsak edip tekrar kaçıyor. Burada bir aşığın zulüm etmesinden yola çıkarak oluşturulmuş dizeler var. Yani bir kahramanlık konusu ifade edilmemiş. Cevabımız bu şekilde D seçeneği oluyor arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Atabetül Hakayık'tan alınmış bu dörtlükte işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir? Biliktin ururmen sözüm ke ula bilgi ile Bilikke ya dost özünlü ula, bilik birle bulunur saadet yolu, bilik bir saadet yolunu bula. Şuradaki bilik olarak ifade edilenlerin hepsi bilgi anlamında kullanılmış. Aşağıda da zaten günümüz Türkçesi. Sözüme bilgiyle temel atarım ey dost. Bilgiye yaklaşmaya çalış, mutluluğun yolu bilgiyle bulunur. Bilgi edin ve mutluluk bul. Yani her şeyin temelinde aslında ne vardır demek istiyor? Bilgi vardır demek istiyor. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Bu dizelerle ilgili ölçüsü hecedir, birimi dörtlüktür, uyak düzeni AAAB'dir, koşmanızın biçimiyle yazılmıştır. Avlat beni koymangız, ayık ayıp kaymangız, akar közüm uç tengiz, tegre yöre kuş uçar. Beni avlayıp koymayın, söz verip sözünüzden geri dönmeyin. İşte gözlerimden deniz gibi gözyaşı akıyor. Gözyaşlarımın etrafında kuşlar uçuşuyor demiş. Bakalım hece ölçüsüyle mi yazılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu dörtlük 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır diyebilirim. Ölçüsü hecedir, birimi dörtlüktür. Uyak düzeni AAAB diyor. AAAB şeklinde ZZZR ile bitmiş zaten. Oluşturulmuş uyak düzeninde doğru koşmanızın biçimiyle yazılmıştır diyor. Beni avlayıp koymayın, sözüm verip sözünüzden geri dönmeyin. İşte gözlerinden deniz gibi gözyaşı akıyor. Gözyaşlarımın etrafında da kuşlar uçuşuyor arkadaşlar. Burası koşmanızın biçimiyle yazılmış olamaz. Neden? Çünkü koşmanızın biçimi 11 lehece ölçüsüyle ele alınır. Genellikle aşkın, sevginin yer aldığı temalar işlenir koşmanızın biçiminde. Burada 7'li hece ölçüsü ele alınmış. O yüzden ben buna koşma diyemem. Cevabımız ne olacak? D seçeneği yani 1, 2, 3 olacak. 7. soruya bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Şurada bir ifade gördüm hemen. Beni avlayıp koymayın, söz verip sözünüzden geri dönmeyin. Gözlerinden deniz gibi gözyaşı akıyor. Gözlerinden deniz gibi gözyaşı akması imkansız. Yani burada hangi sanat kullanılmış? Mübalağa sanatı, abartma sanatı kullanılmıştır diyebiliriz. Gelelim 8. sorumuza.
Türlük çeçek yarıldı, barçın yadım kerildi, uçmak yeri körüldü, tumluk yana kel bütün. Rengarenk çiçekler açıldı, ipek döşek serildi, cennet yeri görüldü, soğuklar artık gelmez. Yani baharın gelişiyle alakalı bir sevinç ifade edilmiş. Nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten ben Sagu Destan ilahi eleyeceğim. Bir sevinç baharın gelmesiyle alakalı coşkuyu bildiren ifade yer alıyor. Koşuk ve koşmak alıyor elime. Türlük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili hece ölçüsüyle yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili hece ölçüsü kullanılmış. Koşmayı da elerim bu şekilde. Çünkü koşma 11'li hece ölçüsüyle ele alınıyordu. Cevabımız ne olacak? Koşuk olacak. Evet, gelelim 9. sorumuza. Hocam. Şimdi, efendim. Hocam, Sagu'yla ilahinin farkı çok... Bu açıklama aşağıdaki dizelerden hangisine ait olabilir diyor. Kimisi kalkar bak, kimisi konar, kimisi yüzer bak, kimisi su içer. Aşağıda günümüz Türkçesiyle yazılmış arkadaşlar. Biz o dönemin diline çevireceğiz aslında. Kitap adı Urdum Kutat Kubilik. Burada Kutat Kubilik'le alakalı bir şey söylenmedi, eliyorum. Kimisi kalkar bak, kimisi konar, kimisi yüzer bak, kimisi su içer. Şimdi buradaki kimisi derken kayısı ifade edilebilir ve su kimisi çar, kimisi yüzer, kimisi su içer demiş. Diğerlerine bakalım. Şöyle bu tarz sorularda eleyerek gitmek daha önemli. Çünkü o dili hakim olmayabiliriz ama terimler, bazı terimler net belirgindir. O yüzden eleyerek gidelim. C'ye bakalım. Kaz, ördek, kuğu kalıgutudu. Ördeğin tadından bahsediyor. Karlı yaka, kaynar yukarı, ködi, közünden bahsediyor. Fakat burada ördekle alakalı bizlere bir şey söylemedi. İlikçe başka kördü, yaşlı közün. Gözün yaşlı, yaşlı diyor. Gözün yaşlı. Kaşı gözü tüzmüş, acıtmış yüzün. Kaştan gözden bahsediyor. Yüzünün acıttığından bahsediyor ama burada kaşla gözle alakalı bir şey söylenmedi, bir terimim yok. Bu beylik ulu kör könülük durur. Bu beylik ulu göz, ulu göz gözlük, gözlük durur. Könü bolsa beyler triklik bolur. Burada da arkadaşlar bey ifade ediliyor. Buradaki bey, bek teriminden beyi çıkartabiliriz. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Çünkü burada bey ifade edilmedi, kutaplı bir ifade edilmedi, ördek ifade edilmedi, yaşlı göz ifade edilmedi. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Kimisi kalkar, kopar, kalkar, kör kayısı, kimisi konar, kimisi yüzer bak, kimisi su içer. Kimisi yüzer, kimisi kör kayı derken kimi su içer ifade ediliyor burada. Altında çizdim zaten. Gelelim 10. sorumuza. Bu dörtlükte uyak türü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir demiş. Küdezgil tilinli kel az kıl sözün, küdezilse bu til küdezdür özün, resul erni ol otka yüzün at kuçu, til oltegi yıl, til yıl otun yüzün. Dilini sıkı tut, gel sözünü kısa kes, az konuş. Dilini korursan kendini de korumuş olursun. Peygamber insanı yüz üstüne ateşe atan dildir dedi. Dilini sıkı tut, yüzünü ateşten kurtar. Uyak türünü bulurken şuraya bakacağız arkadaşlar. Uyak türü, nerede arayacaktık uyakları bir kere? Kökte arayacaktık. Sözün, özün, at kuçu yüzün. A, B, A şeklinde ifade edilmiş. Ben uyakları şunlarda arayacağım. Söz, öz, yüz. Ünler bu durumda ne olacak? Ünler. Kafiye olacak gençlik. Söz, öz, yüz. Z'ler ortak sadece. Z'ler ortak. O zaman ben ne diyeceğim? Tek bir ses ortaklığı varsa yarım uyak kullanılmıştır diyeceğim.